Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle tığımın numarası 22 numara, gördüğünüz bu mavi ve sarıdan çok güzel bir model hazırladım. Modelim de şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın, akide şekerlerinden size kelebek yaptım. Bu şekilde çimeni, kolay bir çimen ve üzerine bu şekilde minik minik böyle kelebeği andıran, kanatları olduğu için, anteni olduğu için kelebeği andıran bir model hazırladım. Şöyle bir de sallantılı haline bakalım modelimizin. Evet, çok tatlı ve çok hoş olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğenince arkadaşlar sizlere de paylaşmak istedim modelimi bu şekilde bakın. Çok güzel bir duruşu var. Şöyle kalıp gibi de ütüye de uygun. Göreceksiniz. Şimdi yapımı da bir o kadar kolay bir model. Evet arkadaşlar. Şöyle Ankara yine bugün pazar günü. Nisan 18 sanırsam. Bu şekilde arkadaşlar, hava kapalı, inşallah ışıklarla şöyle aydınlık güzel bir video çekeriz Allah'ın izniyle. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. 3 tane ara suyu bıraktım çiçeğimizin arasına ve yine ara suyunu göstereceğim ama çiçeğimizin temeliyle başlıyoruz arkadaşlar. Tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik, üzerine bir zincir ve minik bir buraya örümcek yaparak başlıyorum. Şöyle küçük bir örümcek yaptım. Tığımı doladım. 2 tığ battı atlayıp üçüncünün içine giriyorum. 2 ve 2. Şöyle bir defa tığımı doladım. 2, 2. Şöyle 3. Sonuncuya 4 yapıyorum arkadaşlar. Şu zincirin isterseniz sık iğnenin üzerine de batabilirsiniz. Kolaylık olsun diye ben hemen yanına yapıyorum. Bu tarafı 3 tane yapıyorum. Şöyle. Bu şekilde 7 tane tığ battıyı hazırladık. 7 zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. Şöyle tersine çevirdim ve ilk bu trabzanımızın tepe noktasından giriyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 3 zincirimi çekip düz tarafına döndüm. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak bakın. Şöyle sıkı sıkı aldım trabzanlarımı. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. Buraya 5 tane bir trabzanı yapacağız. 6.'yı zincirle yapacağız. Evet, 4 oldu. Şimdi 5. trabzanım. Şöyle 2, 2 ve 2. 1, 2, 3 zincir. 6. trabzanımda 3 zincir. Bakın. Bu şekilde bu bizim çiçeğimizin temel yuvası olacak. Şimdi şöyle bir bakayım arkadaşlar. Evet. Bir tane daha. Direkt başlıyoruz. Sık iğne var mı diye baktım. Şöyle 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa tığ doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 5 tane olunca hemen 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincir. Kapatıyorum yuvanın içinde. Şöyle yaptığımız işe bakalım. 6 trabzandan oluşan 2 tane buraya çiçeğimiz için temel attık. Ve yine aynı şekilde bir zincirin üzerine minik bir örümcek yapıyorum. Şöyle. Aynı ilk başta başladığım gibi 3. tığ battının içine buraya kapattım. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeğimizin yuvası
Hazır oldu. Şimdi ara suyunun yapılışına hemen geçelim. Bakın. Bu temel bu şekilde kolay bir şekilde yapılıyor. Hemen dibine bir tane zincir çekiyorum. Yine küçük bir örümcek yapacağım. Şöyle telinden girip örümceğimi kapattım. Hemen iki defa tığımı doladım. Üç tane. Bir, iki, üç tane atlayıp dördüncüye şöyle iki, iki ve iki alarak trabzan yaptım. Bakın. Şimdi burası böyle gergin gibi gözüküyor ama arkadaşlar bu şekil olsun, tamam mı? Sizi korkutmasın. Marullanmıyor, gerdirmiyor. Altı tane zincir çekiyorum. Altı zincirimi bu şekilde bakın kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinciyi 5 çekiyorum. Şöyle sık iğne ile buraya sabitledim. Geri kalan bu kirpiğime de 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 2 kirpikten geriye kalan kısma 5 tane yaptık. Ve aynı tığ battının içine, trabzan yaptığım tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bakın. Hani gerdiriyordu. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bu şekilde oluyor. Bu ara suyunun güzel durmasının püf noktasının birisi de bu arkadaşlar. Şöyle yaparken gerdirir gibi duruyor. Fakat kirpik ve sık iğneyi yapınca bu hali alıyor. Evet. Şöyle bir tane daha yapıp anlaşıldığına emin olalım. Şöyle bakın ipimi bu büyüklükte çekiyorum. Ve örümceğimi buraya bu şekilde kapattım. İki defa tığımı doladım. Dördüncü 1, 2, 3. Dördüncü tığ battıya. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Trabzanımın arasına girip kapatıyorum. Bu bir. 5 zincir. Kapatıyorum. Geri kalan kısma yine 5 tane sık iğne yapıp şöyle 2, 3, 4 ve 5. Hemen aynı tığ battının için 6. sık iğneyi yapıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok güzel bu şekilde bir ara suyumuz oluyor. Şimdi kelebeğimizin, akide şekerlerimizin yapılışına, çiçeğimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle modelimi ters tarafından çevirdim. Bakın. Buraya ilk trabzan tepe noktama girip ipimi buraya sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Ve sık iğne ile sabitliyorum. 10 zincir çekiyorum. 8, 9 ve 10. 10 zinciri de bakın ilk trabzanımın tepe noktasından geçirip buraya sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Bakın. Ortaya 10 zincir, kenarlara 7 zincir. Yine buradaki ilk trabzanın tepe noktasından girip buraya sabitliyorum. Şöyle ışık vurunca içini değildi arkadaşlar. Tepe noktasına bu şekilde sabitleyelim. Bir zincirimi çekip hemen düz tarafına çevirdim. Buraya sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yuvanın içine girdim. Sıkı sıkı alıyorum. Bakın aralarında boşluk bırakmadım. Şöyle sıkı sıkı alıp 3 zincir seviyesinde bir trabzan yaptım. Şöyle 3 tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Buraya 7 tane bu şekilde bakın ilmek toplayacağız. Şöyle çektim seviyesine. 3, 4. Başta çektiğim 3 zincir seviyesini iplerimi uzatıyorum. Bir defa dolayıp
Trabzan'ın arasından da girip bir ilmek alıyorum, çekiyorum. Bir defa doladım. Trabzan'ın arasında ilmek çıkardım. 5, 6, şöyle 7, 8. zinciri de yuvadan, bu 7 zincirli büyük yuvadan alıyorum. Ve hepsini birden, bakın bu şekilde, şöyle sona doğru çekiyorum. Şimdi bunu, şu sondaki ilmeğimizi bu şekilde sık iğne ile başa aldım. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle ters tarafına çevirip bu başta çektiğimiz 3 zincirin arasına girip sık iğne ile sabitledim. Şöyle 2 zincirle düz yüzüne döndüm. Hemen bu 5 zincirli yerden girip 2 zincirden kirpik oluşturdum. 2 zincir, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4, 2 zincir, 5. Toplamda 5 tane buraya kirpik yaptım 2 zincirden. Yine 3 tane zincir çekerek direkt yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir tanesini bu şekilde oluşturduk. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Şöyle 3 zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Ve 2, 2 ve 2. Trabzanımı hazırladım. Yine tepesine 3 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Bakın bu yuvaya girip ilmek topluyorum. Bu 1, 2, 3 zincir seviyesine çekiyorum. 3, şöyle 4, 5, 6, 7, 7 taneyi topladım ve yuvadan da bir tane alıp bakın buraya hemen çektim. Sona kadar bu şekilde çekip buraya kapatıyorum aşağıdaki ipimi. 5 zincir çekiyorum. Ters çevirdim. Kenarda çektiğim bu 3 zincirden tutturup buraya sabitliyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 zincir, 2 tane. 1, 2 zincir, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane kirpiği yaptık. 3 zincirle hemen akide şekerimizi kapatalım. Bakın bu şekilde de hem kelebeğin kanadı gibi oluyor. Şöyle dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ki biraz geri dursun. Öne yığılma olmasın. Bu şekilde. Hemen yuvaya girdim. 1, 2 ve 3. Bu şekilde 3 tane sık iğne yaptım orta yuvamıza. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi uzattım. Aparat olarak bu filketeyi kullanacağım arkadaşlar. Siz buraya süt pipeti kullanabilirsiniz. Aynı ebatta bakın bu şekilde. Kalem dondurma çubuğu büyük olur veya cam sil hortumu kullanabilirsiniz. Ben cam sil hortumunu bulamadım. Aynı büyüklükte bu vardı çekmecede. 3 tane arkadaşlar. İlmek zaten az. Tığınızı genişleterek bile yapabilirsiniz. Aynı ebatta. Evet. Bu şekilde bakın 3 tane yaptım. Şimdi şu şekilde alalım ki ayrık olmasın. Bakın bu şekilde tığınızı dolayarak sık iğne yaptığınızda daha güzel duruyor. Şimdi onu saymıyorum. Ayrıyeten 1, şöyle 2, şöyle 3 tane yapıyorum. Ve sık iğne ile de yuvaya geçiş yaptım. Bakın. Şimdi bu yuvaya yaptığımız akideleri buraya da yapacağız. Şöyle bir, şöyle şişimizi çıkaralım arkadaşlar. İşimiz bitti. 3 tane ilmeğimizi bu şekilde yaptık. Şimdi buraya da akidelerimizi yapalım. 3 zincirimi çekerek başlıyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girip şöyle 2, 2 ve 2.
1, 2, 3 zincir. Hemen arkadaşlar bir defa tığımı doluyorum. Bu bir. Bakın bir dolama, bir çekme bir. Bir defa doluyorum. Yuvadan ip çekip 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7, 8. de yuvadan çıkarıyorum. Bakın şu hepsini birden bu şekilde artık çıkardık. Sonuna kadar geldik. Son ilmeğimiz kalmış. Onu da alalım. Evet, bak bu şekilde sık iğne ile sabitledim bu köşesini de. Ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. Akide yapmak da artık çok kolay. Yavaş yavaş da anlaşılır bir şekilde de gösteriyorum inşallah arkadaşlar. Daha iyi anlamanız için. Şöyle 5 zinciri kapattıktan sonra 2 zincirle düz yüzüne dönüyorum. Bu 5 zincirin içine ikişer zincirden 5 tane kirpik yapalım. 2 zincir. Kapattım sık iğne ile yuvaya. 2 zincir. Şöyle 3, 4 ve 5. Hemen 3 tane zincirle tekrar aşağı iniyorum. 3 zincirle çıkmıştık. 3 zincirle de yuvaya bu şekilde sık iğne ile sabitleyip yine 3 tane zincir çekiyorum. Bakın. Hemen tığımı 2 defa doladım. Yuvama girip şöyle 2, 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımı dolayıp bu yaptığım trabzana 7 tane ilmek toplayacağız. Bakın bu şekilde. Trabzanın arasına giriyorum. İlmek çıkardım 1. Bir dolama, bir çıkarma, bir sayı ediyor. Şöyle 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tanesini doladık. Yine bir defa dolayıp bir de ana yuvadan bu şekilde alıyorum. Şunu arkaya ettim. Bu şekilde ipim arkaya geçsin. Hepsini birden bu şekilde çektim. 5 zincir. Çeviriyorum. Sık iğne ile sabitledim. 2 zincirle düz yüzüne döndüm. Hemen buraya 1, 2 zincir, 2, 3, 4 ve 5. 3 zincir. Şimdi mavi yuvanın içine sık iğne ile sabitleyerek bakın bu şekilde bu 7 zincirli yuvanın içine sabitleyerek buraya 3 zincirimi tamamladım. 4. yapışımız da oldu. Şöyle bir zinciri de çektik. Muhakkak bir zinciri çekelim ki sökülmesin arkadaşlar. Hemen bakın şöyle kalıp gibi bir akideler yaptık. Şunların hemen tohumunu da atalım. Modelimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bakın. Bu ilk kirpiğimin içine girerek sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle bakın. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. Aynı telin içine girip sık iğne ile sabitledim. Hiç zincir çekmeden direkt ikinci ilmeğimin arasına sık iğne ile geçiş yaptım. 4 zincir. Kapatıyorum. Yine sonuncu ilmeğimin arasına da girdim. Bakın bu şekilde minik minik tohumlar atıyoruz. Şöyle bir zinciri de dibine çekip ipimi
İplerimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle tülbent üzerinde göstereyim. Bakın, kalıp gibi bir model hazırladım sizlere. Ve şöyle antenleri de ütüleyince yapışacak arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın, çok da tatlı oldu akideler. Tıpkı kelebeğin kanadı gibi böyle tırtıklı tırtıklı nakışlı oldu. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum bakın. Şöyle diğerini de getireyim yan yana. Modelim bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Yani kendi modelimi yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten çok hoş oldu. Şıkır şıkır böyle çok tatlı. Yapımı da bir o kadar kolay. Umarım sadece bana güzel gelmiyordur. Sizler de beğeniyorsunuzdur bu şekilde. Yapımı da bir o kadar gördüğünüz gibi kolay. Artık akide yaparak bu ara suyunu da size iyice ezberlettim arkadaşlar. Kaçıncı tülbentte bu ara suyunu çok sıklıkla kullanıyorum. Gayet güzel. Şöyle çok hoş bir model oldu. Bu rengarenk çingene pembesi, kırmızı, istediğiniz kelebeklerden, çiçeklerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursunuz. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.